hoş geldiniz yeni videomuza. İyisinizdir inşallah. Bizler iyiyiz. Hafta sonunu gene getirdik. Zaman nasıl geçiyor? Artık yetişemiyoruz. Yani günleri unutmuş haldeyiz. Gerçekten çok hızlı geçiyor. Bizimkiler Gizem çocukları aldı. Tire'ye gitti. Orada işte biraz alışveriş yapıp biraz kafa dağıtacaklar, gezecekler. Ben de Bayındır'dan malzemelerimi aldım. Şimdi bildiğiniz gibi bu ağırın kapısını yenilemiştim. Önceki eski kapılarımızdan, eski kapılardan onu değerlendirdim. Zımparaladım, kestim, biçtim. Onu oraya taktım. Şimdi onu boyayacağım. Sizlerin yorumlarını da dikkate alarak bizim bu Pimapen kapı rengimiz altın meşe, açık meşe rengi aldım. Bu kapıyı onunla boyayacağım. Bakalım nasıl olacak. Ekstra bir tane menteşe takacağım. Ve de ön bahçemizdeki diğer kapının yapımına başlayacağım. Onu da bir aradan çıkartacağım. Ondan sonra da geleceğiz buradaki malzemeleri değerlendirmeye. Bunlardan sebze yatakları yapmaya çalışacağım. Böyle saksılar, sebze yatakları, yani hepsini, olabildiğince hepsini değerlendirmeye çalışacağım. Bakalım ortaya neler çıkacak. Bu alanı güzel, verimli ekip biçebileceğimiz bir alana çevirmeyi planlıyorum. Bakalım. Çimlerimiz güzel oldu. Sanki bakın yaz gibi. Yemyeşil. Sadece şimdi tavşana girip çıkabileceği bir yer yapmam gerekiyor. Şuradaki tahtayı alın demişsiniz. Onu da nasıl alacağım ama? Bu çift katlı, bunu nasıl keseceğiz? Geldi bizimki. Hiç ayrılmıyor yanımdan ya. Gel. Cookie. Gel bak. Gel. Gel lan. Sana nereye kapı yapacağız? He? Kapıyı kessem ya kötü olursa? Korkuyorum. Daha geri dönüş olmazsa o kadar yemek verdik kapıya. Gel. Nereye yapalım sana kapı? Nereden girip çıkmak istiyorsun ha? Duvarı deleyim sana. Olmaz mı? Gel bakayım, gel. Gel gel gel. Gel. Yapacağız sana bir yer, tamam mı? Hadi başlayalım yavaş yavaş. Evet, yorumlarda belirtmişsiniz bu menteşeleri şu içeriden tak Kaan diye. Şimdi kapıyı bir sökeceğim. Bir sizin dediğiniz gibi bir deneyeceğim, olacak mı bakalım. Tavşana da kapıyı çıkartmışken şu tahtaları keserek oradan bir giriş çıkış yapmayı düşünüyorum, bakalım. Evet, burayı açtım. Şuradan girer çıkar o artık. Buradan girip çıkabilir. Şuraya olmadı bir kapak yaparım. Zaten şu tarafı da böyle kapatmak istiyorum. Şu kapıyı bir halledeyim. Bir takayım. Şimdi sizin dediğiniz gibi içeriden menteşelerini yapmaya çalışacağım. Vallahi aldığım malzemeler ne kadar işime yarıyor. Bakın, ben köye göçtüğümde hiç malzemem yoktu. Lazım oldukça topladım, topladım, aldım, aldım. Ki zamanında iyi ki almışım yani, ne kadar ucuzdu. Mesela şunu A101'den ya da BİM'den almıştım, bakın. Tene zaman yani 100 liraya falan almışımdır yani. Şimdi kim bilir ne kadardır.
Şunlar. Ya bunlar hani kötünün iyisi. Ama bakın ne kadar işime yarıyor. Evet, kapının menteşelerini içeriden takamadım çünkü arkada bir tahta daha var, olmadı. Şimdi iki tanesini taktım, bir deneyelim bakalım. Şunu alacağız tabi buradan. Şu dili kurtarmıyor şimdi onu. Şunu biraz bu tarafa kaydırmam gerekecek. Ama daha güzel oldu. Bakın böyle. Sizin dediğiniz gibi yer değiştir demiştiniz bunu. Böyle daha sağlam oldu. Çok güzel oldu ya. Şu dili de yaparsam. Evet, tamamdır bakın. Kapatıyoruz. Kapandı. Evet, tavşanımızın kapısının yönünü bu tarafa aldım. Dışarıdan bu tarafa aldım. Bu şekilde bir düzenek yaptım. Bakın bunu çevirdiniz mi aşağı iniyor. Buradan bakalım. Buraları artık temizleyeceğim tabi. Daha düzgün gözükecek. Ama kendisi, yani onu salsaydım kendisi girip çıkamazdı. O da zaten geriye doğru açılmıyor. İleri doğru açılıyor. Olmuyor yani tek taraflı. Tavşanımız artık buradan girip çıkacak. Artık şu boya işine başlamak istiyorum. Evet, açık meşe. Bakalım nasıl olacak. Hoşunuza gidiyor mu ya böyle yenileme videoları? Yoksa daha çok yemek videoları mı? Yoksa gezi videoları mı? En çok hangi videoları seviyorsunuz? Evet, rengimiz bu. Şöyle. Ama bunu Bayındır'da Setaş Hırdavat'tan aldım. Orada Sefa abi sağ olsun çok ilgileniyor. Bunu boyadıkça sürekli karıştır dedi bana. Çünkü karıştırmak gerekiyormuş. Ton farkı olabiliyormuş. Açık meşe ama ya koyu. Zaten koyusunu alma dedi bana. Koyu çok koyu oluyor dedi. Sana açık iyi olur dedi.
Bizim taş odanın kapı penceresinin fotoğrafını götürdüm, ona gösterdim hangisi uyar diye. Bunu da yapacağız bakalım, inşallah güzel olur ha. Bakalım nasıl olacak. Buna hiçbir şey katmak gerekmiyormuş. Bu kendinden cilalı. Ekstra bir cila yapmaya gerek kalmıyor. Cilalı boyaymış. Hadi başlıyorum. Lan bant yapıştırmayı unuttum. Camın zaten aha gitmiş, vaha kalmış ama olsun. Evet, kapının ön yüzünü boyadım. Gelin şimdi hep beraber bakalım. Akşam ettik. Bugün paydos veriyorum kendime. Şöyle göstereyim bakın kapıyı size. Evet, şöyle göstereyim. Şuraları da boyayacağım. Orada metal vardı, onu kaldırdım. Kilidini değiştirdim. Kilitte sıkıntı vardı. Şimdi de şura bozuldu arkadaş. Neyse, kapı şöyle. Görün şu kilit yerine de bakarım bir. Şimdilik bu kadar.
Yeni bir güne uyandık. Sabahın erken saatleri. Hemen indim aşağı. Şu kapıyı hemen boyamam gerekiyor. Taktım onu. Bitirmem lazım. Şu kapıya geçemedim daha. Bu kapıyı da yapmak istiyorum. Bakalım bugün başka bir iş çıkmazsa kapıya başlayacağım. Ama önce şu kapıyı bir boyayalım. Sizce nasıl oluyor? Rengi güzel mi? Beğendiniz mi? Fena değil gibi değil mi? Uyacak sanki taş odanın kapısına, penceresine. Şimdi son haline bakalım. Dün taze taze vurduk tabii akşam. Şimdi kurumuştur bakalım. Rengi belki oturmuştur. Üstüne olmadı bir kat daha geçerim. Alacalı yerlerde. Daha güzel olur diye düşünüyorum. Ne istiyorsun? Evet, bunlar da benim sabah neşelerim işte. Her sabah ve akşam tabii. Hepsini böyle sırayla besliyoruz. Değil mi? Kediler hep bizim evimizde doğdu. O zaman Muğla'daydık. Gizemli adı yürüyüşe çıkmıştı köye doğru. Orada bir kedi takılmış peşlerine. Bize kadar geldi kedi. Çok güzel böyle sarılı, siyahlı, üç renkliydi dişi. Bizim bu siyah beyaz ponçik kedimiz aslında bizim ilk kedimiz bu. Bununla çok güzel arkadaş oldular. O gelen kedi. Biz de onu da sahiplenmiştik o zaman. Besliyorduk. Çok güzel oynuyorlardı filan. Bizim bu ponçik aslında kısır. Kısırlaştırmıştık biz onu. Ama meğersem o gelen kedi hamileymiş. Biz de onu o şekilde tabii bir yere bırakma düşüncemiz olamadı yani. Bir gün böyle sancılı sancılı dolaşıyor tabii. Karnı falan da hafiften şiştiydi. Evin içine girdi böyle. Normalde hani öyle huyları falan yok. Evin içine girdi. Böyle aranıyor yani. Sağa gidiyor, sola gidiyor, oraya gidiyor, buraya gidiyor. Anladık yani. Sanki doğum yapacak yer arıyor kendine. Ona böyle bir sehpanın altında kuytu bir yer yaptık, yumuşak. Ben bahçedeydim, Gizem bir bağırdı bana. Kaan doğuruyor, koş diye. Bir gittim, hatta videomuz var. O doğum anının videosu var bizim eski videolarda. Şey yaparsam buraya koyayım, izlersiniz. Orada doğurdu bunları. Kaç tane doğurdu? Vallahi 5 tane falan doğurdu. 5 tane doğurdu tabii. 5 tane doğum oldu. 3 tanesi şu an burada. İşte bu 2 tane siyah olan, bir de sarı olan 3 kardeş. Bizim ponçik farklı. Diğer 2 kardeş maalesef öldü. Bir tanesi arabanın altına girmiş. Çok kötü bir şekilde öldü o. Araba motorunun tekerinin araya kaçmış. Araba çalışınca tabii orada çok kötü bir şekilde öldü. Anne kediye ne oldu, bir de bir yavruya ne oldu derseniz, maalesef komşu tarlaya balon balığı atmış. Balon balığı böyle zehirli bir balık. Hatta yok edilmesi için uğraşılıyor yani ülkede. Sularımızı da mahvediyor. O balon balığı da inanılmaz zehirli bir balık. Yani yediğiniz anda meftasınız. Bir sabah bir uyandım. Bizim evin kapısının önünde o yavrunun teki, yavru diğer kedi işte ölmüş. Ağzından böyle salyalar, köpükler akmış. Öbür anne kediye hiç bulaşamadık. Yani ölüsünü de bulamadık. O da muhtemelen bir yerde yedi. Tarlada bir yerde öldü. Çok çıldırmıştık ama yani. Çok. Ben o zaman birileriyle kavga etmediysem gerçekten çok sabırlıymışım. Şşt, deme. Yani balon balığı atmak nedir yani? Domuz için, tilki için, şeyler için atmışlar göğe. Ulan onların da yaşama hakkı yok mu yani, domuzu, tilki? Bunlar da canlı değil mi? Varlık değil mi? Allah'ın yarattığı canlılar değil mi? Hepsinin bir faydası yok mu yani? İnsanoğlu o kadar bencil ki, o kadar bencil, kendi menfaatine olmayan her şeyi yok etme üzerine kurulmuş yani. Hani sana faydası yoksa ölsün. Sana bir işe yaramıyorsa ölsün. Tamam, böyle bir
bencillik olabilir mi yani? Hiç sabah sabah kendi içimi de sizin içinizle kararttım. Biraz çiçeklere, böceklere bakalım. Bakın mis gibi hava. Kuşlar uçuyor. Tavuklar yemleniyor. Vallahi bak. Hiç olumsuz şeyleri düşünmeyelim. Bakın. Koruk sularımızın ham maddesi. Koruk. Son mohikan. Daldaki son mohikanlar bakın. Bunlara yedi veren mi diyorlarmış? Ney? Hala veriyor bakın. Kestikçe veriyor. Hala var yani. Limonlarımız da çok güzel oldu. Bayağı bu sene bayağı bol verdi. Güzel limon var vallahi. Şurada portakal ağacı. Ama çok küçük. Çok küçük küçük. Acaba bunlar sıkmalık portakal mı? Anlamadım. Daha hiç tadına bakmadık. Olmadı bir tanesini keseyim. Köpekler burada geze dursun. Önce şu pelet sobamızı bir kapatalım. Bunu gece yakıyorum. Gece çok güzel, kalorifer gibi. Hiç aşağı inmenize gerek kalmadan, ekstra pelet atmanıza gerek kalmadan yakıyor kendini. Ama gündüz yakmıyorum bunu, kapatıyorum çünkü pelet altın değerinde. O yüzden şimdi balkondaki sobayı yaktım. O bayağı bir bizim orada kurtardı. Şimdi bu önümüzdeki salı ya da çarşamba günü artık taş odamıza soba geliyor. Hem de bacı örülecek. Şimdi kapıyı yaptım ama içeriden biraz tabii yamuk yumuk gözüküyor. Şöyle bu tavşanın kapısı. Şimdi buraları filan hep boyayacağım. Biraz daha düzgün gözükür. Buradan da bakalım. Rengi şöyle. Rengi böyle. Şunu da boyayacağım tabii. Bunu da boyayacağım. Şuraları da boyayacağım. Ya işte şu çerçeveyi değiştirmedim. Çerçeveyi değiştirseydim belki daha düzgün bir görüntü olurdu içeriden de. Çerçeveyi değiştirmedim. Şu dil kısmına da şöyle bir metal taktım. Artık çıkmıyor, gayet güzel oldu. O çerçeveyi değiştirmedim. Tabii kapıda eski ebata uymadığı için böyle biraz eğreti oldu. Ama eski malzemeden bu kadar oluyor ya. Yapacak bir şey yok. Benim zaten burayla ilgili çok güzel bir planım var. O yüzden hani buraya böyle çok bir şey şu an yapmak istemiyorum. Burayı Allah izin verirse ileride yıktıracağım. Zaten şu karşıki duvar, yola bakan duvar çok bombe vermiş, göbek vermiş. Ora artık zaten her halükarda yeniden örülmesi gerekiyor yani. Çok dayanacağını zannetmiyorum. O yüzden burayı yıktırıp burayı böyle aşağı yol seviyesine kadar böyle kazdırıp kepçeyle aşağıya bir garaj, arabayla buranın aşağısına gireceğiz. Arabayı koyacağız. Hatta belki böyle doğal ürünlerimizi sergileyeceğimiz bir yerde olabilir. Buradan yukarı çıkan bir merdivenle bahçeye çıkacağız. Öyle olduğu zaman tabii şu kapı artık çok kullanmamıza gerek kalmayacak ve bahçe komple bize kalacak. Arabayı şuraya çıkarmayacağım mesela. Ve aşağı taraf garaj olacak. Üst tarafı da şurayı şöyle karşıya kadar komple bir oda düşünün. Yine banyo tuvaletli tek bir oda. Çok güzel olacak ya.
Öyle bir düşüncem var. Bakalım. Ama tabii bu çok maliyetli. Önce para kazanmak lazım. Bu arada köpeklere bu yıl sonuna kadar çip takılması gerekiyormuş. Bütün evcil kedi köpek hayvanlara. Bizim Şira zaten çipli. Onu ilçe tarıma da kayıt ettirmiştik biz. Ama yabanla mini şeyi yok. Çipi yok. Onu da bu hafta içi yılbaşı olmadan veterinerimize gidelim. Zaten bu ikisini de ben kısırlaştırmak istiyorum. Bir türlü fırsat olup da götüremedim. O bahaneyle belki onu da aradan çıkartırım. Sizde varsa kedi köpeğiniz, evcil hayvanınız bu yılbaşı olmadan kaydını yaptırın, çipini taktırın hayvanlarınızın. Çok büyük cezası varmış çünkü. Hani belki süreyi uzatırlar da. Bu ikisini ama hem kısırlaştırıp hem de kayıt yaptıracağız. Bu ikisi süper oynuyor ya. Tam oyun arkadaşı oldular. Baba hareketlere bak. Yavaştan. Bak bak. Minik 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 filan ama yürekli yani. Göğüs göğüsü savaşıyor vallahi. Bahçenin halini görüyorsunuz değil mi? En az 3 kere sildim, temizledim. Bütün yaprakları temizledim. En az 3 kere yani. Pırıl pırıl oluyordu. Gene battı, gene battı. Yok, baş edilmiyor ya. Vallahi baş edilmiyor. Ya bu keçi postlarıyla da ilgili bayağı yorum yazmışsınız. Ne yapsam bilemedim ya. Yıkamaya verme demişsiniz. Yıkamaya vermeyeyim de ben bunu nasıl temizleteceğim? Böyle yapsam. Deri işi yapan birinizin yorumunu okudum. Deri kir ve toz tutmaz gibi bir şey yazmışsınız. O zaman ben bunu böyle silkelesem. O zaman kullanıma hazır hale gelecek demektir. Böyle havalandırayım bir yerde. Bunu taş odanın zeminine sereceğim. Bir de bu var.
şey, buradakiler de bekliyor. Onlara da verelim. Aa, bakın ya, gerçekten çok güzel olmadı mı? Çok güzel oldu ya bahçe. Hani kendim yaptım diye demiyorum ama çim çok değiştiriyor ya ortamı. Ki aralarda bayağı böyle cılız kalmış yerler var. Ona rağmen çok güzel gözüküyor. Oralara da biraz daha tohum alıp serpiştirmem lazım. Ama şu ilk yaptığım yer bakın ne kadar yoğunlaştı, görüyor musunuz? Geçen bir de biçtim ya. Biçince çok güzel kalınlaşmaya başladı. Şimdi burada tabii biraz büyüsün, burayı da biçeceğim. Çok güzel olacak. Hele bir de şuraya bir balkon. Şuraya sebze yatakları. İşte o zaman keyfine varmaya başlayacağız. Şimdi çalışıyoruz. Genciz. Çalışacağız. Yapacağız. Daha sonra da keyfini çıkartacağız inşallah. Evet, kapıyı boyadım, bitti. Buraları da boyadım bakın. Tavşanlı kedilerin giriş çıkışını boyadım. Dışarıdan da göstereyim. Şöyle. Uyumuş mu? Sadece şurada şöyle akmalar olmuş. Onları çok zor kapattım zaten. Niye böyle akıyor acaba ya? Çok yoğun sürdüm buraya çünkü şuradaki şeyler kapanmıyor bakın. O da akma yapmış. Neyse, şuraya yapacağım kapı için de boya alacağım zaten. Onu aldığımda oraya ince bir kat daha yaparım. Çirkin mirkin işimizi görecek bir kapı oldu. Çok acıktım. Daha hiçbir şey yemedim sabahtan beri. Artık karnımı doyurma zamanı. Ne oluyor burada?
Kahvaltı yaptırıyorum Ata'ya. Demolta. Demolta. Oğlum bak sen iyice şımardın. Sen çok şımardın. Dur ağzında bir şey var dur. Aynen ağzında bir şey var. Yemeği var. Şey boğazına kaçın. Acıktım. Acıktın mı? Gelin size bir şey göstereceğim. Kusun alamamış Ata. Ne göstereceğim? Gelin. Ata gel. Oğlum nasıl gelmeyeceğim lan sen bak oğlum. Bak sen çok şımardın mı oğlum? Büyüdüm diye artistik mi yapıyorsun oğlum sen bak. Yatmayın şuraya. Geleceksin oğlum. Geleceksin. Ama görmeyeceğim mi ne yaptığımı? Görmek istemiyor musun ne yaptığımı? Peki. Yürü şöyle. Aç bakalım. Çocukların odasından mı baksaydın acaba? Ay adamı. Ay ne güzel olmuş böyle tahtamsı. İyi mi? Evet. Tavşanın girip çıkacağı yer çok güzel olmuş. Ya. Çok güzelmiş olaylarına sağlık. Ne marifetliymişsin arkadaş. Biraz. İçindeki cevherleri ortaya çıkardın. Kapı biraz aslında eğreti oldu ama çerçevesini değiştirmedin mi? Yok bence. Ama kapı... işimiz görüyor açılıp kapanıyor. Normal ev kapısı gibi açıp kapatabiliyorsun. Valla. Güzel olmuş. Beğendim. Yakıştı yani buraya. Dur şu duvarları da bir şey yapsak. Çirkin duruyor o köy salası denilen şeyler. Evet güzel. Beyaz beyaz işte. Zaman oraya böyle desenler falan çizim. Yok oraya komple çiçek yapacağız. O ortancıları o duvarın dibine hatta belki sebze yatakları yapacağım mı şimdi? O tahtalarla belki oralara da böyle saksılar yaparım. Ortancaları o duvarın çok dibine. Çok kapatmaz mı ama oraya olmaz ya. Çocuk orada oyun oynuyor. Yok ver kenarlara ya. Neresine olacak? Orta kocaman alan ortada. Ne güzel karşıdan şuradan baktım mı her yer çiçek olacak. Taş odaların camından baktım mı karşıda her yer çiçek olacak. Evet. Çimler var ya ondan. Bu çime basmaya korkuyoruz da biz. Yok canım. Buraya masa atacağız, siyah atacağız. Bir şey olur mu ki? İyi de çime zaten üstünde yaşamak için yapıyoruz. İşte ama ne bileyim ben kıyamıyorum şu an. ama şu an daha güçlenmedi ki. Güçlenmeye başladı bak ama önceki halinden çok iyi. Ve tabii canım o şey zayıf hali geçti. İçince çok iyi oldu. Evet. Hadi ne yiyoruz? Pişi yapacağım. Ekmek yoksa pişi mi ye? Ekmek kalmamış dün markette. O kadar ucuz ki herkes kapış kapış almış. Nasıl yaptın şimdi bu pişiyi? Bulama yumurta koydum. Süt, su, un, biraz da tuz. Maya falan yok bunda, mayasız yaptım. Biraz ince yaptı, kıtır kıtır çok güzel olmuş. Hı? Bu biraz yapışkan bir olmuş. Ay şöyle canım dün şey istedi bir an. Hamur aleti var ya böyle. Hı hı. Öyle bir şey. Almak mı? Keşke biri bana hediye alsa öyle bir şey. Yani sana istinaden söylemiyorum hani. Ne yapacaksın onu? Hediye olarak gelir ya böyle insanlar evde diyor. Ne yapacaksın onu? Ya iyi oluyor ya hamur güzel kıvamlı yapıyor güzel şeyler oluyor. Hamur ev yoğurmak tipi çok hamur gıcık makinesi. Bir şey çünkü ha. Ev tipi hamur makinesi mi? Evet tabii canım ev. Şey ev mi yani elektronik mi manuel mi? Hayır elektronik ya böyle her şeyini koyuyorsun o kendi kendine karıştırıyor ve çok güzel hamur ha. Yapıyor. Yani o hamuru elde edince zaten nasıl olsa kolay. Şu hamuru yapana kadar her şey. Alırım ama bak her gün hamur işi isterim. İşte o... İyi bir şey değil ama. Sağlıklı değil ki yani. Hani böyle ekmek yapmak için işte yani çok kullanışlı bir şey. Kullananlar vardır. Hamuru karmak mı zor? Evet ya onu kıvama getirmek çok zor. Zaten kıvama getirince getirebildiğin zaman yemek şey güzel oluyor hamur işi. El işin böyle şey oluyor, uğraştırıyor. Sana yılbaşı hediyesi hamur karma makinesi aldım. Ya hayır ya. Öyle dün akşam içinden geçti yani. Al diye değil yani. Nereye koyacağım zaten yer yok. Sadece acaba olsa iyi mi olurdu diye düşündüm. Bu arada Haluk Çerez'den
Kargomuz geldi. Evet, çok heyecanlı aldık. Çok teşekkür ederiz. Hani çerezin hikayesini paylaşmıştık. Bir kaza sonucu iki kolunu kaybetmiş ama yaşama tutunup kendine bir iş yeri kurmuş. Çerez üretimi yapıyor. Değil mi? Aynı zamanda yani çantasını takıp kapı kapı dolaşarak başlamış yani işi. Şimdi diğer engelli arkadaşlarıyla üretime devam ediyor. Evet, sadece kendisi, yanında engelli dostlarımız da, engelli vatandaşlarımız da çalışıyor yine. Evet. Onlar paketlemelerini yapıyor. Biz izliyoruz Instagram'dan. Çok bakın vallahi billahi reklam olsun diye demiyoruz bakın. Yani böyle bir çerez yok. Gerçekten. Hele benim favorim şu karışık var şurada. Ay evet ya, böyle bir şey yok. Şuradaki kaju var ya. Yemin olsun hayatınızda yememişsinizdir ya. Oh. Oturup var ya 10 kilo yerim ya istisnasız. Sana bir şey söyleyeyim bak, kaju yani bilmiyorum bu nereden geliyor ama halam getirirdi Amerika'dan geldiğinde. Hani çok beğenirdik ama bu ondan acayip bin kat daha bir şey güzel ya yani. Bu, ya gerçekten muazzam ya, ve içinde yani her şey var. İşte fıstığına, fındığına, cevizine. Evet. Hani böyle leblebi katmamış araya. Leblebi yok aynen, böyle şey dandik şeyler yok. Muazzam ya, ya gerçekten. Haluk Çerez, www.halukçerez.com sitesine girip, aynı zamanda Instagram adresi de var. Oradan da girip sipariş verebiliyorsunuz. Hemen bakın böyle çok tatlı kaplarda size şey gönderiyor. Hatta Gizem bir tane kabın içine bakın ıhlamur koymuş. Ben dedim ıhlamur da mı göndermiş acaba? Yok yok diye, bizim ıhlamurumuzu. Bu da Nursen ablanın ıhlamuru galiba. Evet, ben toplamıştık ya evet, yazın orada. Evet, ıhlamur toplamıştık. Nursen Çıtır abla YouTube'u var, onun da biliyorsunuz. Onların bahçeden ıhlamur toplamıştık. Bakın hemen o kabın içine koymuş. Kullanmıştı evet. Yani. Tabii canım, hiç atmıyorum. Bak burada da var. Bunun içine de şimdi şey koyacağım. Ağzı da kilitli sistem. Ağzı kilitli olduğu için sonradan da geri dönüş. Yani hani kavanoz falan yer kaplanmaz. Kahvemi bile koyacağım içine yani. Evet. Her şeyi koyacağım. Evet, artık biz yemeğe yavaş yavaş geçeceğiz. Videomuzu burada kapatıyoruz. Artık hafta içi güzel videolarımızla, yaşantımızda sizlerle olacağız. İnşallah güzel bir haftaya başlarız hep birlikte. Her şey gönlünüzce olsun sizin de. Görüşmek dileğiyle. Çok teşekkür ederiz. Hoşça kalın.